Çok yakındaki bir nesneye, örneğin Batman'e odaklandığımız zaman bizden uzaktaki nesneler mesela şu ağaç bulanıklaşıyor. Benzer şekilde ağaca odaklandığımız zaman da Batman bulanıklaşıyor. Neden böyle oluyor? Kısa cevap şu. Çünkü gözümüz odak uzaklığını değiştiriyor. Bu videoda gözümüz bunu nasıl ve niçin yapıyor uzun uzadıya konuşacağız. İşin mantığını anlamak için öncelikle bir insan gözü şemasına bakalım. Göz çok sayıda parçadan oluşan çok karmaşık bir organ. Ama biz o parçaların çoğunu görmezden geleceğiz ve sadece konuyla ilgili olanlarına odaklanacağız. Bunlardan biri göz merceği. Bu gelen ışık demetini kıran dış bükey bir mercek. İkinci önemli kısımsa retina. Retina bir sinema perdesi gibidir ve ışığa duyarlı hücrelerden oluşur. Buradaki kilit nokta şu, bir nesneye çok net bir şekilde odaklanabilmemiz için nesneden gelen ışık ışınlarının retina üzerinde odaklanması lazım. Tekrar ediyorum. Bir nesneyi çok net bir şekilde görebilmemiz için o şeyden gelen ışık ışınları retina üzerinde birleşmek zorunda. Asal eksenimizi çizelim. Uzaktaki bir ağaca baktığımız zaman gözümüzde ne olup bitiyor bir bakalım. Ağaç üstünde bir nokta seçip o noktadan gözümüze gelen iki ışık ışını çizdiğimizi varsayın. Ağaç çok uzakta olduğu için gözümüze gelen ışınlar asal eksene neredeyse paraleldir. İşte böyle. Bu ışın optik merkezden geçiyor ve optik merkezden geçen ışınlar kırılmaya uğramaz. O halde bu ışın göz içinde dümdüz ilerleyip retinaya bu noktada ulaşır. Peki bu ışına ne olur? bu ışın aşağıya doğru bükülür. Çünkü bu bir dış bükey mercek ve ışınları bir noktada birleştirmesi gerekiyor. Ve eğer bu ağaca net bir şekilde odaklanmak istiyorsak bu ışın şu ışınla retina üzerinde birleşmek zorunda. İki ışının retina üzerinde odaklanması lazım. Yani gözümüz ışınları şu şekilde bükmeli. Demek ki gözümüzün odak noktası bu nokta olmalı. Mantıklı geldi mi? Çünkü dış bükey bir merceğe paralel gelen bütün ışınlar merceğin odak noktasından geçecek şekilde kırılır. Dolayısıyla bu nokta gözümüzün odak noktası olmak zorunda. Gözümüzün odak noktasını belirlediğimize göre odak uzaklığı da burası olur. Şimdi gelelim Batman'e. Unutmayın, Batman bize çok yakın. Bu şekli gerçek ölçeğine göre çizmedim. Ağaç çok uzakta. Ve gözümüz halen ağaca odaklanmış durumda. Yani Odak noktamız burası. Şimdi Batman'den iki ışın çıkartalım ve bu ışınların nerede odaklanacağına bakalım. Optik merkezden geçen ışın yine kırılmaya uğramıyor. Asal eksen'e paralel gelen ışın ise yine önceki gibi odak noktasından geçecek şekilde kırılacak. Odak noktamız burası. Yani bu ışık ışını retinaya bu noktada ulaşıyor. Sonuç olarak gördüğünüz gibi iki ışık ışını retina üzerinde odaklanmadı retinanın arkasında bir yerlerde odaklanacaklar. Dolayısıyla şu anda Batman'e odaklanamıyoruz. Fotoğrafta olan şey tam olarak bu. Ağaçtan çıkan yeşil ışınlar neredeyse birbirlerine paralel şekilde geliyor ve retina üzerine odaklanıyor. Fakat Batman'den gelen sarı ışınlar odaklanmıyor. Dolayısıyla Batman'i bulanık görüyoruz. Uzaktaki cisimlere baktığımızda yani uzak mesafede bulunan bir nesneye odaklandığımızda işte bu durum gerçekleşiyor. Şimdi Batman'e odaklandığımız durumda ne olacağına bakalım. Gözümüz bu durumda ne yapar? Yine sadece ışın diyagramlarını çizerek bu soruyu cevaplayabiliriz. Batman'e odaklanmamız için bu ışık ışınlarının retina üzerinde birleşmesi gerekir. Bu ışın her zaman kırılmaksızın geçecektir. Yani bu ışın konusunda yapılabilecek bir şey yok. O halde gözümüzün şu ışını bükmesi lazım ki iki ışın retina üzerinde odaklanabilsin ve bu ancak odak noktasının burası olması durumunda gerçekleşebilir başka bir deyişle çok yakındaki bir nesneye odaklandığımız zaman odak noktası merceğe yaklaşır yani gözümüzün odak uzaklığı kısalır gözümüzün yeni odak noktası işte burası peki ağaçtan gelen ışınlar ne olacak tahmin etmişsinizdir ağaçtan çıkan ışınlar paralel bir şekilde geliyor bu ışın herhangi bir kırılmaya uğramadan yoluna devam ediyor Odak uzaklığının ne olduğu önemli değil. Fakat bu ışın odak noktasından geçmek zorunda. Dolayısıyla o da aynı şekilde kırılıyor. Ve sonuç olarak ağaçtan gelen ışınlar artık retina üzerine odaklanmıyor. Buraya odaklanıyorlar. İşte bu nedenle Batman'e odaklandığımızda ağaç bulanıklaşıyor. Yakındaki cisimlere odaklandığımız zaman olan şey işte bu. Buradaki ana fikir şu. Gözlerimiz yakındaki bir cisme odaklanabilmek için kısa bir odak uzaklığına ihtiyaç duyar. Uzaktaki bir cisme odaklanabilmek içinse büyük bir odak uzaklığı gerekir. Aslında baştaki sorumuzu cevapladık ama hadi gelin biraz daha detaya inelim. Öncelikle gözümüzün odak uzaklığını değiştirebilme yeteneğine kendini ayarlama anlamında akomodasyon deniyor. Akomodasyon Akomodasyon, gözümüzün odaklandığı şeyin mesafesine bağlı olarak kendi odak uzaklığını değiştirebilme yeteneğine verilen ad. Asıl soru şu, gözümüz odak uzaklığını nasıl azaltabiliyor? Nasıl olabiliyor bu? Düşünelim. Odak uzaklığını azalttığımızda ışınların daha çok bükülmesi gerekir değil mi? Peki bu bükülme neye bağlıdır? Bu bükülme göz merceğinin eğriliğine bağlıdır. Merceğin eğriliği ne kadar artarsa bükülme de o kadar büyük olacaktır. Yani odak uzaklığının şuradan şuraya azalması için merceğin daha eğri olması gerekir. Peki o nasıl olur? Bakın bu mercek cam değil. Gözümüzün içinde elbette cam bir parça yok. Bu içinde bir sıvı olan bir mercek. Dolayısıyla şekli kolayca değiştirilebiliyor. Gözümüz merceğe kenarlarından bastırarak onu daha eğri hale getiriyor sıkıştırılan mercek biraz eziliyor veya ortadan bombe yapıyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Mercek bombeleniyor. Sonuçta mercek eskisinden daha büyük bir eğriliğe sahip oluyor. Tabii ki burada biraz abartılı çizdim. İşte odak uzaklığı bu şekilde azalıyor. Benzer şekilde odak uzaklığını tekrar arttırmak için göz mercek üzerindeki baskıyı kaldırıyor ve mercek eski halini alıyor. İşte akomodasyon böyle gerçekleşiyor. Biraz daha detaya girelim. Bu merceğe baskı uygulayan şey ne? Burada bir takım kaslar var. Şekilde gösterilmemiş ama ben göstereyim. Bu kaslara siliyer kaslar deniyor ki bu isim şu anda bizi hiç ilgilendirmiyor aslında. İşte bu kasların görevi merceğe baskı uygulamak ve böylece odak uzaklığını azaltmak. Merceğe baskı uygulamayı kestiklerinde ise mercek eski şeklini alıyor ve odak uzaklığı tekrar artıyor. Tabii ki gerçek süreç bu anlattığımdan biraz daha karmaşık ama şimdilik bu kadar detay yeter. Özetle Nesne gözümüze yaklaştıkça silyar kaslar merceğe baskı uyguluyor ve onu daha eğri hale getiriyor. Böylece odak uzaklığı kısalıyor ve biz nesneyi görebiliyoruz. Son olarak Batman gözümüze iyice yaklaşırsa ne olur ona bakalım. Yine ışın diyagramımızı çizecek olursak odak uzaklığı daha da kısalır. Nesne gözümüze ne kadar yaklaşırsa odak uzaklığı da o kadar kısalır. Bu da merceğin eğriliğinin daha da artması anlamına gelir. Fakat göz merceğinin eğriliği ancak belli bir seviyeye kadar artabilir. Dolayısıyla odak uzaklığı belli bir değerin altına düşemez. Limitimiz bu olsun. Yani bu bir nesneye odaklanabileceğimiz en küçük mesafe. Genellikle D harfi ile belirttiğimiz bu noktaya yakın odak noktası adını veriyoruz. Şimdi eğer Batman'i gözümüze daha da yaklaştırırsak, siliyer kaslarımız göz merceğimize daha fazla baskı uygulayamaz. Çünkü artık sınırımıza ulaştık ve odak uzaklığı daha fazla kısalamaz. Dolayısıyla bu ışık ışınları artık retina üzerine odaklanamaz. Çünkü odaklanabilmeleri için odak uzaklığının kısalması gerekir ki bu artık mümkün değil. Sonuç olarak bu ışınlar retinada odaklanamaz. İsterseniz deneyebilirsiniz. Parmağınızı gözünüzün çok yakınına kadar getirin. Parmağınıza odaklanamadığınızı fark edeceksiniz yakın noktası uzaklığını belirleyen birçok farklı etken olsa da biz bu uzaklığı ortalama 25 cm olarak kabul ediyoruz. Yani gözümüze 25 santimetreden daha yakın olan nesneler retinamızda odaklanamıyor. Tekrar ediyorum. Bu ortalama bir uzaklık. Her gözün yakın noktası uzaklığı 25 santimetre olacak diye bir şey yok. Bazı gözler için bu uzaklık daha kısa, bazıları için daha uzundur. Ve ilginç bir şekilde gözlerimizin bir uzak noktası yok. Yani bir nesneye odaklanabileceğimiz en uzun mesafe diye bir şey söz konusu değil. Çok çok uzaktaki bir yıldızı bile odaklanabiliyoruz. Gözümüzün sahip olabileceği en uzak odak noktası burası. Ve çok uzaktan gelen ışınlar bu noktada rahatça birleşebiliyor. Mesela en kısa mesafe. Yani yakın noktası. Şimdi her şeyi kısaca bir özetleyelim. Gözümüz baktığımız nesneye odaklanabilmek için nesnenin yakın veya uzak oluşuna göre odak uzaklığını ayarlayabiliyor. Buna akomodasyon adı veriliyor. Fakat akomodasyonun bir sınırı var. Eğer nesne gözümüze çok fazla yaklaşırsa gözümüz odak uzaklığını daha fazla kısaltamıyor ve nesneyi bulanık görüyoruz.